Günün öne çıkan başlıklarından derlediğimiz Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, 24 Ocak Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü ilimize gelecek. Evet. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'a geleceği öğrenildi. Daha önce AFAD tarafından 24 Ocak depreminin yıl dönümü, yapılan çalışmalar ve anahtar teslim töreni için video konferans yöntemiyle katılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonrasında bizzat şehre teşrif edeceği açıklandı. Pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ocak pazartesi günü Elazığ'a geleceği öğrenildi. 24 Ocak'ta meydana gelen depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kente gelerek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmiş, depremzede vatandaşlarla bir araya gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeyi inceliyor, bölgeyi geziyor. Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem hadiselerinden sonra şu anda her iki tarafta da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk etapta gerek İçişleri Bakanım, gerek Sağlık Bakanım, gerekse Çevre Şehircilik Bakanım İstanbul'dan buraya hareket ettiler ve bugün de yine aynı şekilde Meclis Başkanım, Savunma Bakanım, şahsım ve Genel Başkan Yardımcılarım, Aile Bakanım, Ulaştırma Bakanım hep birlikte buradayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem konutlarını incelemesi ve vatandaşlara konutlarını teslim etmesi bekleniyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da pazar günü Elazığ'a gelecek. Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla beraber sürdürecek. Milletvekilleriyle birlikte 24 Ocak depreminde yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret eden Vali Erkaya Yırık, başta 37 yakınını kaybetmiş 25 ailemiz olmak üzere, insanlarımızın acılarını paylaşmak, gönüllerini hoş tutmak için bu ziyaretleri devam ettiriyoruz dedi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret etti. Anneyle birlikte yaşıyordunuz değil mi? 32 yılda evliyim, hep birlikteydim, hiç ayrılmadım. Depremden sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına yerleştirilen aileleri tek tek gezen protokol üyeleri ailelerin istek ve taleplerini dinledi. Bir tek bir kardeşimiz daha vardı. Burada falan. En küçüğü ben. Aferin. Hemen tamam. Senin o birinizde şey vardı, oldu mu? O TOKİ konusunda. 13 yaşında. Bu da herhalde 5-6 yaşında, 4-5 yaşında. Aynen. Mavigöl Apartmanı'nda mülkiyetiyle ilgili sorun vardı Sayın Halim. Hak sahibi köyleriyle ilgili. Mavigöl Apartmanı'nda. Evet, hak sahibi olan aileler. Hak sahibi Allah olabiliyorlar. Cennette buluşmuşsun inşallah. Hak sahibi olabiliyorlar. Kaçak yapılmış. Evet. Bir kısmı olmuş. Mağdur olmasınlar diye. Eşini ve bir oğlun değil mi? Evet. Bilek sitesi miydi? Evet, bilek sitesi. Tek çocuk mu vardı? Evet, evet. Yok, evet. Bu abi mi? Evet, bu abi. Gel bakayım bir de yanına. Depremin ilk anından beri her zaman ailelerin yanında olduklarını anımsatan Vali Erkaya Yırık, yaşanan acıların bir daha tekrarlanmamasını temenni etti. Birinci yıl dolmadan deprem felaketinde eşlerini, kızlarını, oğlunu ve bir yakınını kaybeden annesini kaybeden hemşehrilerimizin evlerine hem bir taziye amaçlı hem de onları bir hayırla yad etme amaçlı Sayın Milletvekillerimizle birlikte ziyarete geldik. Ailelerimizin kayıpları hepimizin kayıpları.
onların üzüntülerini paylaşıyoruz. Başta 37 yakınını kaybetmiş 25 ailemiz olmak üzere insanlarımızın acılarını paylaşmak, gönüllerini hoş etmek için, hoş tutmak için bu ziyaretleri devam ettiriyoruz. İnşallah birinci yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vaat ettiği üzere 8000 konutun tüm hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilerek bu kış sürecinde yeni binalarında evlerine, ikametlerine kavuşmuş olacaklar. Allah bir daha bu felaketi vermesin. Acıların paylaşarak azaldığını belirten AK Parti Milletvekili Sermin Balık ise biz ailelerimizin her anlarında yanında olmaya çalıştık. Acıları acımızdı dedi. Biz her anlarında ailelerimizin yanında olmaya çalıştık. Acıları acımızdı. Onların kimine evlat olduk, kimine kardeş olduk. Bir yılı biz birbirimizin yaralarını sararak, birbirimizin acılarını paylaşarak geçirdik. Devletimiz çok büyük bir devlet, çok güçlü bir devlet. Maddi yaralarımızı birbirimize sarabildik. Manevi olarak da bugüne kadar birbirimizin yanında durduk. Ben tekrar 37 vatandaşımızı, ailelerine başsağlığı ve sabrı cemil diliyorum. AK Partili Zırh Milletvekili Zülfü Demirbağ da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ihtimalle pazartesi günü Elazığ'a geleceğine ve bu ziyaret kapsamında depremzedelere anahtar teslimi yapılacağını ifade etti. Pazartesi günü de büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanımız ilimizde olacak, Elazığ'ımızda olacak. Depremin yıl dönümünde Elazığlı hemşerilerimiz de bizlerle beraber olacak. İnşallah o günde şu ana kadar teslim edilen konutların dışında bu arada bitirilen konutların anahtar teslim töreninde yapılacak. Yılın ilk yarısında da Haziran'a vardığımızda da inşallah şehir merkezimizde yapılan ama AFAD'dan yapılan ama kentsel dönüşümden yapılan 19 bin konut sahiplerini bulmuş olacak. AK Parti İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Şerafettin Yıldırım mazbatasını aldı. 18 Ocak tarihinde yapılan 7. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım mazbatasını Elazığ Adliyesi'nden aldı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Faruk Çelik ve oluşturulan yeni İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte adliyeye gelen Şerafettin Yıldırım mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan alarak resmen görevine başladı. Mazbatasını alan İl Başkanı Şerafettin Yıldırım yeni dönemde de hizmetlere ve çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Çok değerli yol arkadaşlarım, yine çok kıymetli delegelerimizin oylarıyla seçilmiş bulunmaktadır. Öncelikle hakimimize ve müdürümüze bu konuda görev almış tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz 22 Eylül'de bildiğiniz gibi atanmış bir il başkanıydık. Bu kongreden sonra da seçilmiş bir il başkanı ve yönetimi var. Bundan sonraki süreçte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Elazığ Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilecek olan Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi ÇED raporu onaylandı. Çevresel etki değerlendirilmesi izin ve denetim genel müdürü hemşehrimiz Ahmet Talha Türkoğlu tarafından onaylanan proje ile Elazığ'da istihdamın ve üretimin arttırılması hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yakın takip etmesi ve süreci hızlandırma talimatı vermesi üzerine Elazığ merkeze bağlı Cevizdere mevkiinde kurulacak Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Biyogaz Tesislerinin ÇED raporları Bakan Murat Kurum tarafından onaylandı ve çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürü hemşehrimiz Ahmet Talha Türkoğlu tarafından ÇED raporu imzalandı. Kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi 10 bin büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kapasitesine sahip olacak. İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin toplam yatırım bedeli ise 60 milyon TL. İhtisas Organize Sanayi Bölgesi inşaat aşaması hariç en az 260 kişiye istihdam sağlayacağı gibi hayvan yemi üretiminin de bölgede artıracağı öngörülmekte. Tüm izin aşamaları bittikten sonra arazi hazırlama ve inşaat aşamasının 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanmakta.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Coğrafi İşaretler İhtisas Çalışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan ve temel hedefi Elazığ'ın değerlerinin korunması için coğrafi işaret tescili yapılacak ürünleri belirleyerek bu konularla ilgili çalışmaları yapmak olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Coğrafi İşaretler İhtisas Çalışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Coğrafi İşaretler İhtisas Çalışma Kurulu'nda yer alan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Çalıcıoğlu, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Orlan, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Hüsamettin Kaya, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Karabulut, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Ethem Yalın, Fırat Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri Yöneticisi Mustafa Selim Özatay, Ziraat Mühendisi Fethi Sönmez, gazeteci Songül Dursun, 2021 yılı ilk değerlendirme toplantısı için Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi. Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Silhan Arsan, ilin tüm değerlerinin tescilinin yapılarak koruma altına alınması ve bu ürünlerin yüksek katma değer katacak halde arzı için yasal süreçlerin tümünün işletilmesinin önemi üzerinde duruldu. Kurulun bu amaçla Elazığ için çok değerli hizmetler yapacağına inandığını belirten Başkan Arsan, ilimizin çok sayıda yerel değeri bulunuyor. Ama bu değerlerimizin ne ambalaj standardı var ne de coğrafi işaretlerle ilgili bir bilgi notu. Herkes orucuk üretiyor. İller ve hatta komşu ülkeler bile bunu yapıyor. Ama bunun bir standardının olduğunu tescil ederek, Elazığ orucuğunun bir değer olduğunu belgeleyerek bu durum çok sayıda ürünümüz için geçerli, dedi. Toplantıda 2021 yılı içerisinde ilk aşamada menceki buğdayı, Elazığ keban biberi, tahannebi üzümü, İçli köfte ve harput köfte için çalışmalara başlanılması, bu çalışmaların tamamlanmasına müteakip yeni ürünlerin tespiti ve çalışmalarına başlanılması kararlaştırıldı. Evet, 24 Ocağın yıl dönümü yaklaşıyor değerli izleyenler. Ve tabii yürek burkan hikayelerde tekrar gündeme gelecek. Annesi depremde hayatını kaybetti. Kendi 16 saat sonra kurtarıldı. Annesinden geriye sadece bir görüntü kaldı. İşte depremden geriye kalan yürek burkan yaşam hikayeleri. Halaya da söyle. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. 23 Ocak diye biliyorum. Evet, 23 Ocak. Depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Kalay Apartmanı çökmüş, 49 yaşındaki Nazmiye Düşmez ve 72 yaşındaki annesi Sakine Düşmez enkaz altında kalmıştı. Depreme kapıdan dışarı çıkıyordum. Apartmanın, yani dairenin içindeydim, yakalandım. Depremde annemi kaybettim. Annem kurtulamadı. Sakine Düşmez 36 saat sonra cenazesini buldular. Ya zor, Allah kimsenin başına bir daha vermesin. Yaşatmasın öyle bir acı. 15-16 saat enkazın içinde kaldım. Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturuyordum, Kalay Apartmanı'nda. Düşmez 16 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkartılırken annesinin cansız bedenine ise 36 saat sonra ulaşılmıştı. Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen acısı hala taze olan Düşmez, Cumhuriyet Mahallesi'nde kendisine verilen TOKİ konutlarında yalnız yaşamını sürdürüyor. Zor. Nasıl anlatayım? Kendinizi mezarda hissediyorsunuz. Kurtulacakmış gibi bir hissiniz yok kesinlikle. Annesinden geriye depremden bir gün önce çekilmiş videosu kalan Düşmez, o gün yaşadıklarını anlattı. Nabzın sağlam olmamasından dolayı oldu. Aşağı inseydik belki kurtulurduk. Hani kaybımız olmazdı. En azından 15-16 saat enkazda kalmazdık. Zor yani 15-16 saat... akut falan herkes geldi, kimsenin hani siz onların sesini duyuyorsunuz, sizin sesiniz onlara gitmiyor. Tesadüfen telefonum yanımdaydı da işte sabah 6'da falan şarjı bitti. Fazla şarjım yoktu. Sonra yeniden bir hayata başladım. Hayatımı kurmaya çalışıyorum.
Allah devletten razı olsun. Devletimiz her zamanlık için yanımızdaydı. Halen daha da yanımızda. Devlet yanımızda olmasaydı bir Türkiye Cumhuriyeti, önce devlet sonra Türkiye Cumhuriyeti, herkes el ele vermişti. Kurtulamazdık. Orada olanlar o acıyı biliyor ki gerçekten kurtulacak gibi değildi. Düşünün, enkazın içindesiniz. Bir de acılar devam ediyordu o arada. Çıkartıldığım an kendinizi yeniden doğmuş gibi hissediyorsunuz. 15-16 saat diyorsunuz ki hayatta bir daha mavi gökyüzünü, bir ağaçları, bir doğayı ya da sevdiğiniz insanları bir daha hiç kimseyi göremezsin diyorsunuz. O şekildeydiniz. Ya bu süreci psikologların desteğiyle atlattım ilk önce. Tabii önce yukarıda Allah'ın izniyle, sonra psikologların desteğiyle atlattım. İşte hayatıma devam ediyorum. Düşmesi annesinden geriye sadece bir video kaldı. Depremden bir gece önce çekilmiş videosu var. Ya Allah herkesin depremde kaybediyor. Allah herkesin ölülerini rahmet etsin. Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Kalay Apartmanı'nın enkazından 28 saat sonra herkese umut olarak çıkartılan Yusra Bebek ve annesi depremin izlerini halen taşıyorlar. Enkazdan 28 saat sonra kurtulan anne Ayşe ve Yusra Bebek depremin izleriyle yaşıyor. Sabah 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Kalay Apartmanı çökmüş. Yıldız ailesinden anne Ayşe, baba Hüseyin ile çocukları Onur ve Yusra enkaz altında kalmıştı. Attığın zaman zorlanıyorum, anlatamıyorum çünkü tekrar o anı yaşıyorum. Eşimle oğlum 2 gün yanımdaydı, üstündeydi. Kızım yanımdaydı. O an çok zordu. Anne Ayşe Yıldız ve 4 yaşındaki kızı Yusra 28 saat sonra ekipler tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken eşi ve oğlu ise hayatını kaybetmişti. Depremden sonra ayak ve bacaklarındaki zedelenmeden dolayı anne 7, kızı ise 14 operasyon geçirdi. Çok sayıda ameliyat geçiren anne kız, Bizmişan Mahallesi'ndeki TOKİ tarafından inşa edilen konutlarına yerleşti. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde fizik tedavisi devam eden ve büyük bir acı yaşayan anne Yıldız, deprem gününü ve sonrasındaki durumlarını anlattı. Tabii ki zor bir zamanda, zor bir anı. Hala da zor. O günler hiç unutmak mümkün değil. Yani sürekli aklımdadır. Evet, o günden beri hala iyileşmedik. Fizik devam ediyor. Tekrar yine fiziğe başladık. Benle kızım beraber fiziğe başladık. Benimki biraz ondan daha ağırdır. Çok şükür Rabbime. Depremde 28 saat enkazın altında kaldığını anımsatan Yıldız, enkazın altında 2 gün gibi kaldık. Orada bulunan başta ekipler olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Canlarını hiçe sayıp gelip bizi çıkardılar diye konuştu. 28 saat kaldık altında. 2 gün. 2 gün. Aslında daha fazlaydı. 2 gün kaldık. İşte daha ölümün şeyindeydik. Daha ölüm yaşadık. Yine de Allah herkesten razı olsun. Oradaki ekipten. Herkesten Allah razı olsun. Canını hiçe sayıp geldiler, bizi çıkarttılar. Evet, eşimle oğlum vefat etti. Onun acısı da çok büyük. Hiçbir zaman o acı, yani o her an o acıyı yaşıyorum. Her an o depremi hatırlıyorum. Ölüleri yanımdan çıkarttı. Ölüleri üstümdeydi. Çocukla iki beraber konuştuk. Yetişemediler çocuk. Son nefesi yetmedi de ama Allah'ın emri de takdiri de buydu. Herkesten Allah razı olsun. Yardım eden etmeyen. Evet, herkesin yardımı desteği oldu. Allah razı olsun. Hava sıcaklığındaki düşüş ve
günler öncesinde etkili olan kar yağışının ardından Şoförler Odası Başkanı Şevket Toroman, sürücüleri yollardaki gizli buzlanmalara karşı uyardı. Şoförler Odası Başkanı Şevket Toroman, hava sıcaklığındaki düşüş ve günler öncesinde etkili olan kar yağışının ardından sürücüleri yollardaki gizli buzlanmalara karşı uyardı. Biliyorsunuz ben işte 10 günden beri ciddi anlamda kış mevsimi şartlarına girmiş bulunmaktayız. Tabii kış aylarına girdik ama 10 gündür ciddi anlamda şehrimizde yaşanan gizli buzlanmalar, hava yağışlarının ciddi anlamda artması, yağan yağışın sulu değil de toz şeklinde olması, yere düşer düşmez buzlanmanın elverişli olması, gerek ana arterlerimizde, gerek belirli işte güzergahlarımızda, mesela işte aspirin, çayda çıra mevkisinden çıkan yolumuz, geç Zarfan yoluna çıkan yolumuz, çayda çıra yolunda, Mevlana Caddesi'nde, işte Kazım Karabekir'in kısmen bir kısmında, onun ötesinde işte Harput'a çıkan yolumuzda, Pertek güzergahına çıkan yollarımızda, geç bir yanda Abdullah Paşa'nın Haksen, işte Memursen, o bölgede olan vatandaşlarımızın ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını, çevre yolundaki işte bazı yolun elverişsiz olmasından dolayı ciddi anlamda buzlanmalar var. Biz de buradan tabii ki gerek toplu taşıma yapan araçlarımıza, gerek ticari faaliyet gösteren insanlarımıza, gerek İşte kamyoncu, kamyonetçi, işte evden eve yük taşımayan esnaflarımız, şehir içindeki belediye otobüsleri olsun, işte şehir içinde toplu taşıma yapan araçlarımız olsun, şehirlerden, beldelerden gelen araçlarımız olsun. İşte bu konuda ciddi anlamda gizli buzlanmaya dikkat etmelerini istiyoruz. Kış lastiğinin de önemine değinen Toroman, sürücülere takip mesafelerini koruması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Araçları kendi kontrolümüzde tutmamız gerekir. Kendi kontrolümüzün dışında gerek hemen hızına hemen de araçların mesafe kontrolünü baz almamız lazım ki toplu işte kazalara sebebiyet verilmesin. Ha, bu kazalara sebebiyet vermen en başta kontrolsüz araç kullanmadan geliyor. Kontrolsüz araç kullanma denildiği zaman ne işte geçen gün işte ciddi anlamda işte bir tüm araçlar birbirine girdi. 17-18 tane aracımız kazadan dolayı ciddi anlamda hasar gördü. Ha, bunda bu konuda ilgili gerek toplulukta bir şey yapan araçlarımız da buna hassasiyetten göstermiştir. Ha, sivil araçlarımız çoğunda kış lastiğinin bulunmaması bu kazalara daha da davetiye çıkarıyor. Ha, madem öyle bir şey kış lastiği kullanmıyorsa bu aylarda hele bu ama sıkıntılı günlerde trafiğe çıkmamaları için biraz daha gayret etseler güzel olur diye düşünüyoruz. Şehirler arası taşıma yapan araçlarımız, kamyonlarımız, çekicilerimiz bu konuyla ilgili daha da hem zincir takma olayında hem de takus bulundurma olayında ciddi anlamda tedbir almalarını istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Vekili Mehmet Sıtkı Erman, borçların yapılandırılması ile ilgili uzatılan sürenin 1 Şubat tarihinde sona ereceğini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Vekili Mehmet Sıtkı Erman, borçların yapılandırması ile ilgili uzatılan sürenin 1 Şubat tarihinde sona ereceğini duyurdu. Müdür Vekili Erman yaptığı yazılı açıklamada vatandaşlara seslenerek, "Bu karlı yapılandırmayı kaçırmayınız. 1 Şubat 2021 saat 23.59 tarihine kadar başvurmanız halinde son yılların en cazibeli yapılandırmasından faydalanabilirsiniz," dedi. Yapılandırmanın büyük kolaylık ve avantajlar sağladığını dile getiren Erman, yapılandırmanın 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olan sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve 4/B sigortalıların daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakları kapsadığını söyledi. Erman, yapılandırma kapsamında ana para borçları ile gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacağını, bunların yerine borçların yurt içi üretici fiyatları endeksle güncelleneceğini kaydetti.
Müdür Vekili Erman, başvuruların e-sigorta, e-devlet kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne yapılabileceğini belirtti. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Erdem 2020 yılını değerlendirerek çiftçilere kuraklıkla ilgili uyarılarda bulundu. Erdem, suyun tasarruflu kullanılmasını istedi. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Erdem 2020 yılında yaptıkları çalışmaları anlattı. Şimdi biz Ziraat Odası olarak 2020 yılında arşa gelmiş, yani bu bizim tabii yaptığımız şeydir. Bizim ÇKS'le ile ilgili çiftçilerimizin ÇKS'lerini, yani çiftçi kayıt sistemini tazeledik. Vatandaşlara gelip aidatını çiftçi kayıt sistemini tazeledik. 2020 yılının sonbaharda yağış almadı. Bu konuda tabii ki biraz çiftçilerimiz sıkıntılı. Biliyorsunuz bize Altınova deniz bir yerimiz var bizim. Bu şehrin alt kısmında, burada daha önceden bu Hamza Beyli Barajı ile ilgili bir projemiz vardı 2012 yılında. Bu proje tabii gerçekleşmedi. Maliyet yüksek olunca gerçekleşmedi. Burada Hatun Beyli Barajı'ndan kendi cazibesiyle geçen 2020 yılının 11. ayında ihalesi tamamlandı, yapılandı. İnşallah kendi cazibesine su verir de Altınova'mız bir rahmetle bir suya kavuşur. Çiftçilerimiz rahat ederler. Erdem, deprem ve pandemi sürecinde çiftçilerin tarımdan uzaklaşmadığını belirterek, diğer alanlarla kıyaslandığında çiftçinin üretiminde geri kalmadığını söyledi. Çiftçilerimizin bu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasayla ilgili, zaten malum çiftçilerimiz genelde 60-65 yaşında çiftçilerimiz burada toprakla mücadele ediyor. Yani çiftçilerimizi tarladan uzaklaştırmadık, hamdolsun. İyi kötü bir şey geçirdik, sezon geçirdik ama sıkıntılı bir sezon geçirdik tabii. Bir yanda pandemi, bir yanda deprem. Yani bayağı değil çiftçilerimiz, esnaflarımız da büyük sıkıntı çektiler yani. Fakat biz diğer esnaflara göre iyi kötü, yani bir üretime dayalı bir şeyler yaptık yani. Üretimimizi yaptık. 2021 dedim ya, sıkıntılı bir yıl geçti. İnşallah 2021, daha yeni girdik bir aydır. Devletimize, milletimize, vatanımıza, çiftçilerimize hayırlı bir yıl olur. Bol kazançlı bir yıl olur. Kazasız belasız olur. Devletimiz, hükümetimiz Allah'a hamdolsun iyi kötü çiftçilerimize destek veriyorlar. Ziraat Odası Başkanı Erdem, hasat döneminde sürekli çiftçilerle birlikte olmaya gayret ettiklerini ifade etti. Geçen yıl zaten hasat döneminde belki burada bizim çekimlerimiz de oldu. Ben sürekli çiftçilerin yanında arazide gittim geldim. Çiftçilerimizle birlikte oldum, sahaya indik. Onların sorunlarını dinledik, dertlerini dinledik. Yani çok şükür güzel bir sezon geçirdik. Hastalıkla pramadan güzel bir sezon geçirdik. Efendim ben söyleyeyim. 2020 yılı, yani iyisiyle kötüsüyle yani, ama mühim olan bizim için 2021. Şöyle 2021. Bu sene muazzam bir kuraklık yaşıyoruz. Muazzam bir kuraklık yaşıyoruz. Dedim ya, Genel Başkanımız sağ olsun bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Biz bakanlıktan bu zirai kredilerin bir yıl faizsiz ertelenmesi talebinde bulunduk. Bir yıl. Genel başkanımız da bunu arz etti kendisi. İnşallah bunda başarırız. Zaten erteledikten sonra faizsiz kredi olsun. Şimdi faizli kredi zaten ertelenmez yani. Yani çiftçinin zaten gücü yok. Kuraklık tehlikesine de değinen Başkan Erdem, çiftçilerin yağmurlama sulama sistemine geçmeleri gerektiğini vurguladı. Var olan sularını bizim çiftçilerimize örnek vermek gerekirse, kapısının önünde bir artezyen kurmuştu. Yani var olan sularını daha dikkatli, daha tedbirli kullanmaları için talep ediyorum. Çünkü su hayattır. Su bizim için çok önemli. Adam artezyanı var. Yani salma suyu bize bıraksınlar. Burada bir yağmurlama sistemine gidelim. Büyük bir tasarruf olur yani. Hani iyi olur bunu böyle yaparlarsa. Yani var olan suyun kıymetini bilmemiz lazım. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri filosunu güçlendirmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından Elazığ'a gönderilen 4 adet donanımlı ambulanslar teslim alarak hizmete sunuldu. Sağlık Bakanlığı, Elazığ 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde kullanılmak üzere 4 adet ambulans gönderdi. Böylece Elazığ'a son 2 ayda 8 adet ambulansla il genelinde hizmet veren ambulans sayısı 71'e yükseldi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin hem kent hem de kırsal ortamda vakalarda bakanlığın belirttiği kriter ve ortalamanın üzerindeki hastalara ulaştığını belirten Sağlık İl Müdürü Profesör Doktor Cahit Bulat,
Filomuzda yeni doğan, çok sedyeli, paletli ve 4x4 olmak üzere ambulans sayımız 71'e yükseldi. Bu ambulanslarımızla il ve ilçelerimizin en ücra köşelerine ulaşabiliyoruz. Bunların yanında en zor kış mevsimi koşullarında kullanılmak üzere 112 filomuz bünyesinde 5 adet paletli ambulansımız mevcuttur. Kar ve tipiden dolayı yolları kapalı bulunan köylere ulaşabiliyoruz. Dün kar ve tipiden dolayı yolu kapalı bulunan Palu ilçemize bağlı Tarhana köyünden gelen acil yardım çağrısı üzerine paletli ambulans ekibimiz çok kısa bir sürede köye intikal ederek 14 yaşındaki hastamızı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırdık. Elazığ 112 acil sağlık hizmetleri olarak her türlü tedbirimizi almış bulunmaktayız. Bu yeni ambulanslarımızda il genelindeki birçok noktada bulunan 112 istasyonlarda kullanılacaktır dedi. Elazığ'da etkili olan kar sonucu ulaşıma kapanan yüksek kesimlerdeki 381 köy yolu 24 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı. Merkez ve ilçelerde etkisini artıran kar ve tipi yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilerken yüksek kesimlerde yer alan 441 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmaya yönelik büyük çaba sarf ederken çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Köylere kesintisiz hizmet ulaştırmak adına araç filosuna 28 yeni iş makinesini katan İl Özel İdaresi, 79 araç ve 133 personelle kar mücadele çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, karın etkili olduğu yerleşim yerlerinde kapanan 441 köy yolundan 381'ini 24 saatte ulaşıma açtı. Ulaşımın sağlanamadığı merkezde 10, ilçelerden Kovancılar'da 18, Palu'da 10, Karakoçan'da 7, Maden'de 5, Sivrice'de 5, Baskil'de 4 ve Alacakaya'da bir köy yolunun açılması için de ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığı kentte yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları tipi, don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki bir büfede sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Abdullah Paşa Mahallesi'nde bulunan bir büfede sabah saat 10 sıralarında yangın çıktı. Allah kimseye göstermesin inşallah. Evet arkadaşlar, içinde sigaralar olsun, yiyecek olsun, içecekler olsun, her şey telef oldu, ziyan oldu. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın inşallah. Alevlerin hızla büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Elazığ'ın en eski köylerinden Serince Köyü, tarihi zenginliklerini oluşturdukları kültür evi ve müze ile yaşatıyor. Elazığ merkeze bağlı Şuşnaz Serince Köyü, tarihi ve kültürel zenginliklerini oluşturulan kültür evi ve müze ile yaşatıyor. 1985 yılında yapılan tarihi ilkokulu binası, köy muhtarlığı ve köy sakinlerinin desteğiyle kültür evi ve müzeye çevrildi. Serince Köyü muhtarı Eyüp Öz, zekayı, akıl otu ve köy sakinlerinin desteğiyle müzeyi hazırladıklarını söyledi. Kültür evi olarak yaptık okulumuzu. Köylerimizin desteğiyle, Allah razı olsun köylerimizden, hepsinden de razı olsun. Zekai Bey de en öncelik zekayı, akıl otun desteğiyle, yardımıyla köyümüzü şenlendirdik. Çok güzel bir şey oldu. Gelenler arkadaşlar hepsi memnunlar. Allah razı olsun. Köy sakini ve iş adamı Zekai Akıl Otu da zengin bir kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için böylesi bir çalışma yaptıklarını belirterek herkesi oluşturdukları müzeye beklediklerini söyledi. Tarihi bir binamız, 1957'de yapılan bir ilkokulumuz. Milli Eğitim'den muhtarımızdan Allah razı olsun Eyüp Bey'den gittik. Beraber köy adını aldık. Burayı tadilat yaptık. Köyümüzde tarihi malzemeler çok. Onları değerlendirelim dedik. Buralara astık. Kültür kürsü baş odası yaptık. Bir müze yaptık. Muhtar odası yaptık.
Muhtar odasının içini komple döşedik. Kürsübaşı odamızı komple yaptık. Ve şehitlerimizin, yani Şuşnaz köyünden şehit olanların, seferberliğe gidenlerin isimlerini çıkardık. Milli Eğitim'den öğretmenlerimizin, burada görev yapmış öğretmenlerimizin isimlerini çıkardık. Yani 300 yıllık, 400 yıllık burada malzemeler var. Getirip bıraktık. Daha hemen arka tarafta daha çıkaramadığımız değirmen var. Hatta çekilen değirmen taşları var. Malzemeler çok yani. Üste mezeliğimiz var, tarihi mezeller var burada. Onları bir gündeme getireceğiz. Onları çıkaracağız. Elazığ'da kurulan özel eğitim kursları ve muhtelif kurslar geliştirme derneği başkanı Veli Aksu, yapmış oldukları istişareler sonucunda özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitime başlandığını söyledi. Elazığ'da kurulan özel eğitim kursları ve muhtelif kurslar geliştirme derneği başkanı Veli Aksu, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Aksu, Kursler öncülüğünde tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği'nin Milli Eğitim Bakanlığı ve Orta Kurumları Genel Müdürlüğü'nde yapmış oldukları istişareler sonucunda özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitime başlandığını söyledi. Emekli eğitim müfettişi Necip Aslan'ın abisi Halit Aslan, koronavirüse yenik düştü. Merhum kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Emekli eğitim müfettişi Necip Aslan'ın abisi Halit Aslan hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybeden Aslan için öğlen namazına müteakip Yazıpınarı köyünde cenaze namazı kılındı. Merhum Aslan kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, acılı ailesine sabırlar versin. İş adamı Taşkın Metin'in dedesi Nazir Çelik vefat etti. Merhum kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ'ın tanınmış ailelerinden Taşkın Kadir Metin'in dedesi Nazir Çelik vefat etti. Merhum Çelik için öğlen namazına müteakip Tevfikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Metin ve Çelik ailelerinin yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Merhum Çelik, kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, acılı ailesine sabırlar versin. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, ligde suskun olan Bir Evim İl Özel İdare Kadın basketbol takımı Avrupa'da adeta coştu. Bordo Beyazlı temsilcimiz Eurocup maçlarının ikincisinde Polonya temsilcisi Garzo takımını 88-76 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Eurocup Women'da ülkemizi ve şehrimizi temsil eden Bir Evim İl Özel İdare Kadın Basketbol takımımız Eurocup ilk maçında Rusya ekibi NBA Moskov takımını 85-74 mağlup etti. Çekya Cumhuriyeti'nin Brno şehrinde saat 17'de oynanan karşılaşmanın 24-21 ile geçen temsilcimiz ikinci periyodu da 21-17 üstün tamamlayıp karşılaşmanın ilk yarısını 45-38 önde tamamladı. Üçüncü periyotta üstünlük Rusya takımında olurken bu çeyrek 23-20 NBA Moskova takımının üstünlüğüyle geçildi.
Son çeyrekte üstünlüğü tekrar ele alan bordo beyazlı takımımız son çeyreği 20-13'te geçip maçı da 85-74 üstün tamamlayarak Euro Cup maçlarına galibiyetle başladı. Temsilcimiz gruptaki ikinci maçında 21 Ocak'ta Polonya ekibi Gorza takımıyla karşılaşacak. Bordo beyazlı ekibimiz 3. maçını ise 22 Ocak'ta ev sahibi Çekya temsilcisi Brno ile oynayacak. Kadınlar Voleybol 2. Liginde ilimizi başarıyla temsil eden Elazığ Belediyesi Voleybol Takımı, Silopi Belediye Gençlik Voleybol Takımı'nı deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde 10 maçta 10. galibiyetini aldı. Kadınlar Voleybol 2. Ligde şehrimizi temsil eden Elazığ Belediyesi Voleybol Takımı, Silopi Belediye Voleybol Takımı'nı deplasmanda 3-0 mağlup ederek 10 maçta 10. galibiyetini elde etti. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan takımlarla maçlarını kötü hava şartları oluşmadan bir an önce oynamak için Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan izin alan temsilcimiz, iki hafta sonra oynanması gereken Silopi Belediye Voleybol'la Perşembe günü karşı karşıya geldi. Maçın ilk setini 25-9, ikinci setini 25-10 kazanan Elazığ'ın Sultanları, üçüncü seti de 25-12 kazanarak ligde çıktığı 10 maçın hepsini kazandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan alınan izin kapsamında temsilcimiz Cuma günü de Şenak Voleybol takımına konuk olacak. Mevcut yönetimin görevi bırakması şartıyla Elazığ Spor Kulüp Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Hacı Murat Yümlü, transfere engel dosyaların 52 değil 70 civarında olduğunu belirterek bu şartlar altında aday olmayacağını duyurdu. Mevcut yönetimin görevi bırakması şartıyla Elazığ Spor Kulüp Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Hacı Murat Yümlü, transfere engel dosyaların 52 değil 70 civarında olduğunu belirterek bu şartlar altında aday olmayacağını duyurdu. Yümlü, Elazığ Spor'un önünde transfere engel dosya sayısının açıklandığı gibi 52 değil 70 civarında olduğunu ve bu nedenle de adaylıktan vazgeçtiklerini belirterek göreve devam eden Elazığ Spor Yönetim Kurulu'na başarılar diledi. Hacı Murat Yümlü'nün açıklamaları şu şekilde. Zor günler geçiren Elazığ sporumuza bu zor süreçte sahip çıkmak ve bu dar boğazdan kurtarmak adına ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız kulübü yönetmeye talip olduk. İki günlük yoğun çaba sarf ettiğimiz çalışmalar neticesinde tahtaya engel borç dosyalarına baktığımızda Sayın Öztürk'ün daha önce defalarca açıkladığı gibi 24 dosya çözüme kavuşmuş olup sadece 28 dosyanın kalmamış olduğunu gördük. Bahse konu 24 dosya ile ilgili görüşme yapılmış olabilir fakat herhangi bir ödeme yapılmadığı için toplamda 52 dosyanın olduğu gibi dosya sayısının daha fazla olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm sorunları çözmek adına Sayın Öztürk'ün istifa etmesi gerekirdi. Sayın Öztürk istifa etmediğinden dolayı bizler dosyalara resmi olarak hakim olamadığımız gibi alacaklılar veya vekilleri bizleri resmi olarak muhatap kabul etmemişlerdir. Kaldı ki mevcut yönetim devam ederken bizlerin gidip şu anki yönetim adına ödemeler yapıp gerek transfer tahtasını açmak veya transferler yapmak gibi bir durumumuz söz konusu değildir. Alacaklı olan gerek futbolcular, teknik direktörler veya vekilleri bizlere son derece olumlu yaklaşmışlardır. Sadece resmi istifa olmadığından dolayı bizlerin gerek transfer tahtasına engel borç dosyalarına gerek yeni alınacak futbolcu transferlerine ödeme yapmamız söz konusu değildir. Dün basın açıklamamda belirttiğim gibi mevcut yönetimin istifasını Sayın Valimize veya Sayın Belediye Başkanımıza yazılı olarak vermesini açıklamıştık. Gelinen noktada bu isteğimiz mevcut yönetim tarafından kabul görmemiştir. Bundan sonraki süreçte olası yönetim istifasında Elazığ sporumuza her zaman sahip çıkacağımızı siz değerli kamuoyuna arz ederim. Elazığ Spor'dan ayrılan futbolculardan Tufan Kelleci'nin de yeni adresi belli oldu değerli izleyenler. 27 yaşındaki savunma oyuncusu Tufan Kelleci, 2. lig ekiplerinden Serik Belediyespor'la mukavele imzaladı. Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor'dan alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip ayrılan Tufan Kelleci, Misli.com 2. lig kırmızı grup takımlarından Serik Belediyespor'la anlaşmaya vardı. Serik Belediyespor transferi resmi sitesinden duyurdu. 2018-2019 ara transfer döneminde Gümüşhane Spor'dan transfer edilen ve ilk yarının bitmesiyle alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Tufan Kelleci, temsilcimiz Elazığ Spor'un rakiplerinden Serik Belediyespor'la anlaşmaya vardı. Serik Belediyespor, Tufan Kelleci'nin transferini resmi internet sitesinden yaptığı,
Kulübümüz sağ bek Tufan Kelleci ile sözleşme imzalamıştır. Yeni futbolcumuza hoş geldin der, Serik Belediyespor yolculuğunda başarılar dileriz açıklamasıyla duyurdu. Bu sezon Türkiye Kupası da dahil olmak üzere bordo beyazlı formayla 19 maça çıkan 27 yaşındaki sağ bek 1667 dakika süreyle sahada kaldı ve bir gol kaydetti. Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari merkezinde bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bir araya geldi. Başkan Nihat Özdemir'in davetiyle gerçekleşen toplantıda TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Toplantıda Özdemir tarafından son bir yıldaki çalışmalarla ilgili kulüpler bilgilendirilirken, ikinci yarı öncesinde değerlendirmeler yapıldı. Spor haberlerini de burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.